Evet, selamünaleyküm arkadaşlar, hepinize mutlu günler. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Evet, biliyorsunuz en son Trackers of Avrupa 3 oyunu sonunda beklenen oyun çıkmıştı. Geçen zaten bir bölümünü çekmiştik. Bu da ikinci bölümümüz. Grafiklerde yalnız bir sıkıntı var. O devam ediyor. Geçen bölüm ben Ultra'yı ayarlamıştım. Maalesef telefon yeniden başladı oyunda. Orasını zaten kesmek zorunda kaldım. Şöyle sorunlar var. Şöyle devam edelim biz. Telefonu aşırı derecede ısıttı benim. Geçen bölümde eğer bir 10 dakika daha video devam etseydi belki de telefon patlayabilecekti. Öyle söyleyeyim. O derece ısındı. Kayıt yaptığım için tabii ki maalesef bir şey yapamadım. Evet, şöyle bir iki kıstık. Aynen. Yolumuza devam edeceğiz. Şöyle işler bölümünde devam edelim. Dediğim gibi çok kişinin böyle ısrarla çıkmasını beklediği bir oyun. Ama maalesef anlamadığım nokta, grafiksel olarak oyun kötü. Dediğim gibi şöyle bir bakalım. 322 kilometre. Evet, 223 kilometre. 213 kilometre. Şöyle devam ediyoruz zaten tabii ki burada. Nürnberg Prag. Bu bakalım 226 kilometre. 219 kilometre. Evet. Nuremberg'den Frankfurt. Şöyle devam edebiliriz zaten. Hani çeşit çeşit şeyler var ama evet. Bu şekilde baktığımız zaman bir saniye. Evet, gördüğünüz gibi devam ediyoruz tabii ki. Şöyle dördüncü sayfaya bir geçelim. Evet, burada da neler var? Frankfurt, Prag, Nürnberg, Münih. Şöyle glikoz olarak gösteriyor. Yaklaşık 207 kilometre. Aynen böyle. Tabii ki şu olay güzel. Benim beğendiğim. Mesela gördüğünüz gibi burada level 3 vesaire gerekli diyor ama onun haricinde bütün yerler açık. Tabii ki bu güzel bir şey. 219 kilometrelik işi alalım biz dilerseniz. Evet, bu işi almak istiyor musunuz? Evet. Aynen bu şekilde şimdi bizi zaten buraya atıyor. Burada sonra da zaten gördüğünüz gibi şöyle çarpı işaretine bastık mı onu da soran kardeşlerim olmuş. Gördüğünüz gibi grafikte sanki şöyle bir ışıklı gibi bir yer var. Onu anlayamadım. Şöyle bir geri geleceğiz. Evet, uyumak için dokunu falan diyor. Evet, bu arada şunu da söyleyeyim tabii ki. Aynen. Şimdi yük almaya gideceğiz. Şöyle kamera şuradaydı. İç kısmı bir geçelim. Evet, dediğim gibi bu iç kısım ayarı en azından olması lazım ya da hiç olmadı. Şöyle bile sabit kalsa bizim için yeterli zaten. Evet, şimdi dilerseniz şöyle bir dakika. Şöyle bir gidelim biz. Aynen. Yükleme yeri tabii ki farklı bir yerde. Gidelim, yükümüzü alalım. Dediğim gibi bu ikinci işimiz. Ben ilk bölümde şöyle söyleyeyim. Yani ilk bölümdeyken bayağı bir telefon ısındı. Bunu da şöyle buradan söyleyeyim bütün kardeşlerime. Evet, herhalde bu arada yükümüz tam karşıda. Yükümüzü bir alalım ama navigasyon da çok küçük. Maalesef. Bakalım yükümüz nerede? Evet, tam karşıda. Evet, grafik olarak dediğim gibi Ultra'da olmasına rağmen maalesef geçen not almadı oyun benden. Şunu da hazır yeri gelmişken vurgulayayım. Bundan böyle kesinlikle bu simülatör Ultimate videosu gelmeyecek arkadaşlar. Onu da söyleyeyim.
Çünkü o sistemi çok kötü olmuş. Yani şöyle söyleyeyim. Oyuna hiçbir sözüm yok. Mükemmel olmuş. Ama benim sorunum tabii ki burada oyunun tamamen maddiyata dayalı olarak karşımıza çıkması. Gerçekten bundan ben de çok rahatsız oldum sizler gibi. Yani ben bu sebepten dolayı bunu da hazır bu video yeri gelmişken yeni güncelleme çıkmış. Bu simülatör Ultimate'de ve Truck Simulator Ultimate'de ama inanın bu simülatör Ultimate'de maalesef bundan sonra dediğim gibi video gelmeyecek. Yani çok saçma bir sistem olmuş en son güncelleme. Yani ben herhangi bir nakit burada ödeme yapıp oyunun içinde işte 30 tane ya da 18 tane şeyi açtırıp da bunu küçük kardeşlerimiz de oynuyor. Herkes oynuyor. İnterneti olamayanlar da oynuyordu daha önce. O güzelliği de vardı. Şimdi o oynayan kardeşlerimizin elinden, arkadaşlarımızın bütün oynayanlara öyle söyleyeyim, elinden o özellikler de gitti maalesef. Online olunca tabii ki internetsiz oynayan bütün kardeşlerimin hevesleri de kursağında kaldı. Tamamen hem ücrete dayalı hem de online olması interneti olmayan kardeşlerimizin tabii ki büyük tepkisine neden oldu bu. Onun haricinde bizlerin de büyük tepkisi oldu. Oyuncularla ilgili söylüyorum. Diğer oyuncular da aynı fikirde. Yani en azından bu kadar her şeyde ödeme şekline dönmesi oyunun bence erken final yapabilir. Bu gidişte bu Simulator Ultimate ki bana göre yani hala Euro Truck Simulator nasılsa OMSI2 nasılsa burada da Truck Simulator ve bu Simulator Ultimate benim her zaman favorim. Mükemmel oyunlar ama online sisteme döndükten sonra maalesef çok birçok oyuncuyu üzdü diyebilirim. Yani ben bile dediğiniz gördüğünüz 4 tane video çektim. 4'ü de aynı. İşte Tekirdağ, Kocaeli, Kocaeli Tekirdağ, Kocaeli Tekirdağ, Tekirdağ Kocaeli. Başka bir yere gidemedik. Ödeme yapıp şehir açtırmanız lazım. Onu da ben de sizler gibi böyle şeylere karşıyım. Gerek yok öyle şeylere. O yüzden ben de buradan izleyen kardeşlerime söylemiş olayım. Bundan sonra bu Simulator Ultimate videosu sistem düzelene kadar gelmeyecek. Ha ne olur? Belirli bir işte Zux para karşılığında aynı daha önceki işte Truck Simulator'da şirket açtığımız gibi o şekilde de olabilir. Mesela orada bir tane ülke alıyorduk. Bütün şirketler açılıyordu. Yani bence böyle bir şey yapması lazım. Bu sistemde gerçekten de işleri çok zor. Bu simülatörün onu söyleyeyim. Zaten dikkat ederseniz çok fazla video da gelmedi bu sebepten dolayı YouTube'da. Bir son güncellemeye kadar videolar geldi. O da ödeme yapıp da hani illeri açtıran böyle video çeken kardeşlerimle ilgili. Bu oyuna gelecek olursak da benim için hayal kırıklığı bir diğer oyun. Arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çok fazla trafik yok. Ultra'yı ayarladığımız zaman arada böyle ekran kesik kesik böyle yani ekran kapanacakmış gibi böyle bir şey oluyor. Sorun oluyor ekranda. Ve bunun haricinde inanılmaz derecede telefonun pilini ateş gibi yapacak seviyeye kadar geliyor. Kabin içinde hala düzeltme yok. Acilen bir güncelleme çıkması lazım. Trafik iyileştirmesi. Kabin içi ayar en azından şu şekilde sabit tutabilirler. Kimse de hayır demez. Zaten bizim de istediğimiz bu şekilde. Ultra ayar olmasına rağmen Ultra'da zaten daha berbat şekilde ısınıyor. Şu an inanın pil tarafında parmaklarım değiyor. Parmağımın değdiği yerler telefonun arkası yavaş yavaş ısınmaya başladı. Hemen hemen 10 dakika olacak. Düşünün. Sizde de aynı sorunu alan kardeşlerim varsa, arkadaşlarım varsa lütfen belirtin. Dediğim gibi maalesef bir diğer sıkıntı da
İşte aynen Trakya Sof Avrupa 3 oyununda gelmiş oldu. Çok fazla, şöyle söyleyeyim, baga giriyor oyun. Oyun ilk çıktığı zaman inanılmaz bir ses getirdi gerçekten de. Yani o görsel olarak yoldaki, işte şu anda da görüyorsunuz. Islaklık olsun, fizik olsun, her şey, ama nedense bu kadar beklediğimize değmiş diyemiyoruz. Yani burada bile belirli bir para karşılığında, mesela gördüğünüz gibi, kamyonları açabiliyoruz, diğer tırları. Ama bu simülatörde tamamen her şey lüks paraya ve altına dayalı. Bu da dediğim gibi oyunu maalesef soğutuyor. Dediğim gibi şu anda sizden de lütfen bu konuda yorum yazmanızı bekliyorum. Şu anda telefon ısınmaya başladı. Size de aynı sorun oluyorsa lütfen açıklama kısmına yazın. Dediğim gibi biraz beklentilerin altında kaldı bana göre Trakya Sof Avrupa 3. Çünkü çok fazla büyüttük diyebiliriz oyunu. Grafiklerinden dolayı işte araç kirlenmesi vesaire. Ama şu anda da gördüğünüz gibi, yani şu olayı bile yapamıyoruz burada. Evet, şu anda böyle bir neredeyse kasacak gibi bir gidişi var. Yani o yüzden şimdi başka söyleyecek bir şey olamam ama oyunda sıkıntılar bayağı var. Yani saydığım şeyler. Birincisi pil ısınması, kabin içi ayar, trafik, arada ekranda şöyle bir oyunda bir sıkıntı var. Yani ekran hata veriyor. Bunların düzelmesi gerçekten de zaman alır diyebilirim. Gördüğünüz gibi bomboş gidiyoruz. Arada tek tük araçlar geçiyor. Yani buradayken de zaten çıkmadan önce de, bundan sonra bu oyun Truck Simulator Ultimate'i kenara atar diye düşünürken maalesef şu anda pek bir fazla bir şey diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi bunu şöyle bir bilgisayar tadında bekliyorduk biz. Ama maalesef öyle olmadı. Kabin içi mesela benim son ses, ona rağmen pek istenilen ses yok. Dışarıdan zaten hiç ses yok. Gördüğünüz gibi arada böyle bir ekrana şimşek çakıyor gibi oluyor. Yani dediğim gibi bu şekilde gidiyoruz ama biraz daha böyle bir kolay olmalı. Yani diğer tırları almak. Evet, burada da mesela bayağı bir, gördüğünüz sizde, şehirler arası açık. Bazı yükler tabii ki onlar, mesela seviye 3'ü açmanız lazım, seviye 7'yi açmanız lazım diye onlar da bizi uyarıyor. Ama onun haricinde aynen bu şekilde, yani pek fazla, geçen ilk bölümde de söylemiştim zaten, böyle beklentiler karşılanmıyor gibi, onu da söyleyeyim. Evet, gördüğünüz gibi yağmurlu havada yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki silecekler ara ara çalışıyor.
Yağmur sesi, her şey gayet gerçekçi. Sinyal olsun, direksiyon olsun, ayarları en azından iyi. El bayağı bir gerçekçi olmuş. Aracın gövdesi, ışıkları falan güzel. Ama gel gelin şöyle biraz daha oturaklı bir oyun olsaydı, kabin içi en azından ayarlı olsaydı daha bir güzel olur. Şimdi şöyle bir V8 motor tarzında bir motor sesi kabinin içinden olur, kabin dışından olur. Maalesef burada hiçbiri yok. Yollarda gerçekten de Truck Simulator gibi birbirine çok benziyor. Gördüğünüz gibi ekranda arada böyle gidip gelme oluyor. Evet. Dediğim gibi siz de yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Oyunla ilgili özellikle. Yani sizin de beklentilerinizi karşıladı mı? Yoksa sizin için de mi oyun hayal kırıklığı? Evet, yolumuza devam ediyoruz. 16 dakika olmuş. Evet, silgeçlerimiz çalışıyor. Farımız açık. Evet, umarım gördüğünüz gibi ekranda da böyle şey yapıyor mu şuradan. Evet, hava burada düzeliyor. Evet, şuradan benzinimizi de bir alalım. Evet, motoru durdurmak için şöyle. Evet, şu silgeçleri de bir kapatalım. Evet, aracımızı durdurduk. Şöyle bir ödeme yapalım. Evet, doldur dedik. Evet, bir de oyunda şu sıkıntı var. Maalesef ne kadar kilometre kaldığını da yazmıyor. Şöyle fulledik. Öde diyelim. Haydi bakalım. Şöyle devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Evet, şöyle tabii bir de bu alt taraflardaki seçenekler, evet 3 kademe ama şöyle bastığımız zaman da gördüğünüz gibi yani görüntü güzel dış taraftan, ona bir hiçbir sözüm yok. Ama onun haricinde gördüğünüz gibi bu şekilde, dediğim gibi hiçbir şey, aracın dış tarafı olsun, aracın kirlenmesi vesaire, bunlara hiçbir sözüm yok. Ama şöyle bir durum var. Aynen, şöyle bir içeri geçelim. Mesela benzinliklerde yıkama olabilir, araç çünkü kirleniyor. Benzinliklerde herhangi bir yıkama yok. Yani şöyle söyleyeyim, muhtemelen ileride eğer yapabilirlerse, zaten Truck Simulator'la bu simülatörün sistemini kullanacak. Yani aynı sistem olacak. Muhtemelen benzinliklerde araç yıkama olabilir. Zaten biliyorsunuz normal şartlarda da araç yıkama oluyor şirketlere yakın yerlerde. Ama dediğim gibi diğer sıkıntı şu, bizim kaç kilometre yolumuz kaldı onu maalesef göremiyoruz. Sağ tarafta, evet şurada gördüğünüz gibi 46-47-4 diye, onu bilmiyorum neyle alakalı. Evet, şu 11. vitesteyiz, o tamam. Sol tarafta benzin ve kilometre hızı var, 60-61 ile gidiyoruz. Ama dediğim gibi kaç kilometre kaldığını maalesef göremiyoruz. Evet, şu an devam ediyoruz ama camlarımız kirli. Dediğim gibi hiçbir şekilde yıkama yeri yok. Evet, şöyle buraya da bir girelim. Dilerseniz bakalım burada ne varmış. Evet, burada herhalde
Uyku yeri falan vardı galiba. Evet, uyku yeri. Evet, uyumaya ihtiyacımız yok. Aynen gördüğünüz gibi iki tane, hatta üç tane uyku yeri var. O kadar. Şöyle devam edelim. Maalesef başka da bir şey yok. Dinlenme tesisi yapılmış. Sadece uyku yeri var. Ben isterdim ki burada araç yıkama yeri de olsun, yemek yeme yeri de olsun ama tabii şu anda bu şekilde baktığımız zaman Truck Simulator'ın gerisinde kalmış oluyor oyun. Zaten araç kirlenmeyi Truck Simulator'da yapmıştı. Truck Simulator'da şöyle söyleyeyim, sistem aynı sistem oldu bu simülatörün, Truck Simulator'la, ama en azından Truck Simulator'da şoför tutuyorduk. San Marino'da gönderiyorduk. Şimdi yine şoför gönderme var. Ama maalesef orada da bu sefer çok az geliyor. San Marino'yu açmak için hemen hemen 80 altın var. 80 altını zaten çok zor biriktirmek. Yani hemen hemen bir 2 hafta sürer o 80 altına gelmek. Yani o yüzden başlı başına bu simülatör keşke eski sistemde kalsaydı demekten alıkoyamıyoruz kendimizi. Evet, bu oyunda eksikleri çok gerçekten. Ya o da niye eksiklerini görüyoruz daha rahat? Truck Simulator Ultimate'de mukayese ettiğimiz için eksikleri daha iyi görebiliyoruz. Şu mesela navigasyon biraz daha bence düzgün olmalı. Çok küçük kalıyor ekran. Onun haricinde benzinliklerde yıkama yeri olması lazım, yemek yeri olması lazım. Yani bu şu anda Truck Simulator'ın sistem olarak gerisinde kalıyor. Truck Simulator'da zaten bayağı bir kendini geliştirdi o yönde. Evet, burada yani dediğim gibi pek fazla artı oldu diyecek bir durum göremiyorum ben. Dediğim gibi eklenecek çok şey var, onları sayabiliyoruz. Keşke böyle olmasaydı tabii ki. Bu kadar uzun zaman bekledikten sonra bu şekilde olması bence de güzel değil. Şu anda otomatik olarak orta dereceye ayarlamasına rağmen grafiği hala maalesef grafik çok kötü. Şu özellikle iç kısım, kabin içi yani ayarlanması lazım. Yani aracın dışarıdan görüntüsü ne olursa olsun. Ama bu tabii ki çoğu şeyi değiştirmiyor. Mesela şu anda gördüğünüz gibi cam sol taraftaki bayağı bir battı. Camı da açma yok. Yani cam açma yok oyunda. Onun haricinde koltuk ayarı da yok. Hatta şöyle bir kez daha bakalım burada var mı benim hani gözümden kaçan. Evet, trailer ayarı, güç var. Evet, diff kilidi var. Ama maalesef koltuk ayarı yok. Dediğim gibi şöyle bir motor sesi duymak istiyoruz. Kabinin içinden o da yok. Evet, virtual truck simülatörü bekleyeceğiz artık çıkmasını. O tabii ki bu truck simülatör ve bu oyundan çok farklı. Onda en azından böyle bilgisayar havası var. Çünkü onun da demosunu sonuçta oynadık. Evet, umarım o da birkaç ay içinde sonunda çıktı deriz. Çünkü eli kulağındaydı aslında. Hani Mayıs Haziran gibi çıkacaktı ama demek ki bir sıkıntı oldu. Ya şu anda aracın gölgesini de görüyorsunuz. Evet, maalesef bu bir gerçek. 230 kilometre bile alsanız bayağı bir uzun sürüyor. Onu söyleyeyim. Yani ortalama demek ki 150-160 kilometreyi geçmemek lazım. En azından. Ama maalesef bu şekilde baktığımızda görüyorsunuz.
Cazda falan görüyorsunuz bayağı bir pislenmiş. Yani ekranda gidip geliyor tabii, zaman ayarı değiştikçe ekranda sıkıntı olabiliyor. Evet, dediğim gibi gidiyoruz yerimize doğru. Ama ne kadar bir zaman kaldı onu bilmiyoruz. Maalesef. Acaba onu şöyle bir düz yolda bir bakalım. Acaba hani şu oyunu durunca menüde mi çıkıyor? Kalan kilometre diyeceğim ama şu düz diye bir geçelim. Evet, maalesef kabin içinden gerçekten ses yok hepsinin. Sonuçta açık son ayarda hepsi. Evet, burada biz daha çok fazla uzun yolumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 219 km ama biz daha yolun yarısına gelmemişiz. Çok enteresan. Nereden baksanız 26 km oldu. Yani bu terste bir işlik var diyebiliriz. Yani menüdeki ayara göre söylüyorum ki çok fazla da oyalanmadık. Ve şu anda artık yavaş yavaş, evet, pil de ısınmaya başladı. Aracın gölgesi gayet güzel olmuş, başarılı olmuş. Yani oyunun güzel tarafları da var tabii ki ama şu anda eksik olarak da çok eksik var. Evet, özellikle bu kasılmalar. Evet, maalesef daha yarısına gelmemişiz. Ayardan görebiliyoruz. Sık sık ekranda sıkıntılar olabiliyor. Lütfen kusura bakmayın. Evet, dediğim gibi bu simülatör Ultimate düzelene kadar artık video gelmeyecek. Çünkü dediğim gibi 4 tane video çektim. 4'ü de aynı şehirler arası gidip geldik. Evet, yani sistem değişirse, yeni şehirler açması kolaylaşırsa o zaman bakarız. Evet, 28 dakika oldu. Daha maalesef finali göremedik arkadaşlar. Yolumuza devam ediyoruz. Aynen gördüğünüz gibi bu kasılmalar her şeye sebebiyet veriyor. Evet, bu kasmaları da bir düzeltmesi lazım. Evet, gördüğünüz gibi kasmalardan dolayı maalesef ben sıkıntı yaşayabiliyorum. Aynen bu şekilde. Acaba kilometreler mi eksik yazılıyor? Onu da anlamadım. Evet, şöyle bir şuradan bir sağa döneceğiz. Evet, gördüğünüz gibi.
Araç da kayıyor. Evet, sonunda çok şükür geldik derken rahat kalsın. Şöyle frenimizi de yaptık. Evet, dediğim gibi artık videomuzun sonunda bitirmeye geleceğiz. Artık az kaldı dediğim gibi. Aynen. Tam da arka tarafta otobüs var. Gördüğünüz gibi araç bayağı bir kirlendi. Evet, şöyle aracımız da şurada yeri, ona da bir park edelim. Evet, park etmeye gerek yok uğraşmaya. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olduk. Evet, 219 kilometre hemen hemen 32 dakika sürdü. Evet, yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle.